Gebermedin mi sen daha Lavukir? Gebermedin mi? İmdat polis! İmdat polis! İmdat polis! Al sana imdat polis! Kıpırdama polis! Ah Haşmet amirim! Vallahi şimdi sizden bahsediyorduk. Lavuk'un bıçağını aldım, onun için bozuk atıyor bana ya. Allah bıçağını. Sana kaldır ellerini dedim, yoksa vururum. Amir, bunu sana çok fena ödeteceğim bak. Çok fena ödeteceğim. Pislik, tutuklusun. Tutuklu değilim ben. Ben tutuklu değilim lan. Ben tutuklu değilim lan. Tutuklu değilim lan ben. Hiçbirimiz tutuklu değiliz Kinyas abi. Hükümlüyüz biz. Bir şey mi dedin güzelim? Yok bir şey abi. Haşmet. Bekle beni. Az kaldı kavuşmamıza. Az kaldı. Bakın ne geldi. Otur, ne var? Ne bu Haşmet? Okulun tanıtım filmi. Ha. Bizimkiler delirmiş olmalı. Seyretmeniz gerekiyor. Seyretmeme gerek yok Haşmetciğim. Bunu ben hazırlattım. Nasıl? Siz mi hazırlattınız? Tabii. Neden peki? Nedeni var mı? Çünkü yukarıdan öyle bir emir geldi. O emre göre hazırlattık Haşmet. Ama biz bunu yayınlayamayız. Yayınlatamayız. Yayın yanarız. Rezil oluruz müdürüm. Yayınlatmak mecburiyetindeyiz. Pozitif ayrımcılık kararnamesine göre yayınlatmak mecburiyetindeyiz. Pozitif mi? Anlamadım. Pozitif ayrımcılık kararnamesi. Son dönemlerde gençlerin polisliğe karşı alerjileri var. O bakımdan biz bunları değiştirmek mecburiyetindeyiz. Aa, burada herkes polis olabilir yazıyor müdürüm. Evet, ufak tefek bir takım böyle maddelerde değişiklik yapmışlar. Ne tuhaf değil mi ya? Bak. Hem vatana millete hayırlı. Hem de pek havalı bir mesleğim olsun diyorsan... Polis Akademisi seni bekliyor. Çünkü polis toplumsal barış için var. Polis huzurumuz, mutluluğumuz için. Polis teyzelerimizin çilesini azaltmak için var. Polis olmasa nasıl fal bakardı birbirine analar? Polis çocuklarımızın neşesi, mutluluğu için var. Yakçı polis amcalar arabasını yıkasın diye var. Eğer ben de topluma faydalı bir insan olmak istiyorum, artık yeter, serseriliği bırakmak istiyorum diyorsan, Polis Akademisi seni bekliyor. Arkadaş, beni almazlar diye düşünme. Artık herkesin polis olma şansı var. Uzun ya da kısa, şişman ya da sıska, esmer sarışın, hırlı hırsız, uğurlu uğursuz fark etmez. Bu kapıdan ne olarak girersen gir, yüksek ahlaklı bir polis olarak çıkacaksın. Bunu bil. Gel, kim olursan ol gel. Polis Akademisi seni bekliyor. Sana güveniyorum emir. Kazan mülakatı, gir şorkuna. Emrediyorum. Emredersin komiserim. Bana bak, akademiye girdin girdin. Giremezsen hemşirelik okuluna kaydettireceğim seni, haberin olsun. Baba ya, hemşirelik okulu ne ya? Hemşirelik okulu ne baba, yapma bunu bana ya. Asıl sen bunu bana yapma sümsük herif. Hiç müstakbel bir polis memuru ağlar mı böyle? Yok babacığım ya, şey yapmadım ben komiserim. Ağlamadım. Ya gözüme bir şey kaçtı. Şimdi normalim. Kaçın benim. Kaçın. Devamışka. Öz. Ne yapıyorsun Yılış? Ekşeri. Bak bu ev sana emanet. Tamam abicim. Bak abine yardımcı oluyorsun ha. Ulan Raci. Karıya kıza baktığını görmeyeyim ha. Kime diyorum lan ben? Vallahi sen burada koca da bulamazsan hiçbir yerde bulamazsın kızım sana söyleyeyim. Ah anne ben buraya polis olmaya geldim koca bulmaya değil. Dermişim. Kız ay
Saçına bak, ne kadar yakışıklı. Ay, of be. Gerçekten yumurta gibiymiş. Ayıptır söylemesi. Hoppa. Önce ben gördüm. Yazıtıra atalım. Hayır anne ya. Hayır, hayır, hayır. Ay o zaman kapanın elinde kalsın. Hayır. Anne, anne ama sen 4 kere evlendin. Benim daha sıktığım bile yok. Ya madem zifaf etmeyeceydin. Ya ne diye evlendik ya? Niye evlendik? Bak 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 bak. Ya sen bu karı kız için mi geldin bu okula? Ah, hani karı kız nerede? Ben hiçbir şey görmüyorum. Gözüm senden başka şeyi görmüyor ki, ne acayip değil mi? Bak bak bak. Bak bu karıya kıza baktığını görürsem. Bak bu işi boğamgillere bırakmam. Bizzat kendi olanaklarımdan seni adım ederim. Baba! Baba dinledin mi sen? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Seni adam etmeye çalışıyorum. Milat, alçal yavrum. Dur abi, baba 50.000 euro getirdim. Uçandım ama. O eurolar benim, salak. İn aşağı, iyi mi? Saçmalama baba, delirdin. Kafayı yedin iyice. Ne inmesi? Saçmalama lütfen. Ha, baba yapma, ne olur. İn baba. Oğlum, baba bitir, başka bir şey istemiyorum senden. İn aşağıya. Baba! Arkadaşlar, çok hoşunuza gitmeyecek biliyorum ama pozitif ayrımcılık kararnamesi üzerine her türlü mahlukatı okulumuza almak mecburiyetindeyiz. Geleni alacağız yani. Evet, geleni alacağız. Merak etmeyin amirim. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Baktık olmadı, sıkarız topuklardan birer tane, olur biter. Ne diyorsun Hüsnü Bey? Burası bir eğitim yeri. Önce eğitmeyi deneyeceğiz. Of derken? Of, bu kararnameyle ilgili gerçekten ne yapacağız müdür bey? Çocukları alacağız, aslan gibi polis yapacağız. Emredersiniz efendim. Hop, nereye gidiyorsun ya? Basket demediniz mi? İlahi Hakkı Bey. Gel otur, gel. Güzel. Aferin. Adın ne yavrum senin? Emir 155 oğlu efendim. 155 ha. Bu daha da güzel. Sağ olun efendim. Süper. Tamam. Kabul. Sağ olun efendim. Bak gördün mü? Korktuğun gibi olmadı. Evet efendim. Süper bir başlangıç oldu. Değil mi arkadaşlar? Hoş geldin kızım. Adınız nedir? Pelin Dayıoğlu. Niye polis olmak istiyorsun Pelin? Allah, zaten arıza bir tipimdir. Bari dedim, bu manyaklığımı kamu yararına kullanayım istedim. Şaka yapıyorsunuz galiba. Müdürüm lütfen yani. Geçen seneki kuraklık bizim bal bahçeyi viran etmiştir müdürüm. Haliyle babamgil ağaya olan borcunu ödeyemedi tabii. O küzü de vermeye kıyamadı kendisi, o küs. Velhasili kelam, borca mukabil herife beni verdiler. Çok affedersiniz. Tamam da yavrum, bu saçmalıklardan bize ne? Dur, daha bitmedi. Ağa da tutup beni gudubet kızına hediye edince istemeden de olsa küçük bir nikah olayına karıştım maalesef. Söylemesi ayıptır. Bundan kaçıyorum. Açıkçası polislik benim umurumda falan değil. Ben buraya direktman koca bulmaya geldim. Delirmiş bu kız. Gönderelim gitsin. Ona da yazık, bize de yazık müdürüm. Ben bunu adam ederim. Efendim? Nasıl bir koca arıyorsun şekerim? Vallahi 3'e 5'e bakmıyorum artık. Yani açık yakışıklı olsun, taytıma, şortuma, feysime falan karışmasın, düşük kıllı olmasın. Bir de bana bebişim desin yeter. Bebişim? Evet, bebişin. Bu arada yaş farkı hiç sorun değil. Anladınız yani. Yok, hayır olamaz yani. Evet, olabilir. Olabilir, olabilir. Hani bilir kim? Arkadaşlar merhaba, adım Kayhan Kaycan. Zaten tanımışsınızdır. Babam beni buraya zorla getirdi. Bu herif ruh hastası. Şikayetçiyim bu heriften. Neymiş efendim? Ben başka türlü adam olamazmışım. Çok affedersiniz. Bu arada çok güzelsiniz. İlkaç'ım, nasıl becerdin? Yani üniversitede ilk 100'ün arasına nasıl girdin? Ayıptır söylemesi. Attım tuttu. Halbuki gün ne kadar da güzel başlamıştı. Nasıl bu hale gelebildik bilmiyorum. Ben de anlamadım.
Kıymetli komisercikleri, değerli abicilerim, polis olmanın ödemini bende de kimsecikler kavrayamaz. Zira övümde kim olmasın ama sizde en azından 20 tane dosyam vardır benim. Hepsi de ayrı suçlar. Hırsızlık, silahlı soygun, kapkaç, belkaç, vurkaç, vurkaç. Yo, şaka herhalde. Bir saniye komiserim, bir Michael pozu veriyorum. 5 saniye müsaade et. Fotoğraf alsınlar. Kim bilir daha başınıza neler gelecek. Üzülme amirim. Bundan kötüsü gelmez. Doğru galiba. Teorik olarak bundan daha kötüsü mümkün görünmüyor çünkü. Merhaba. İnci. Kızım ne işin var burada senin? Polis olmaya geldim babacığım. Hoş, saçmalama. Ay Haşmet Bey, sizin kızınız mı var? Pek de şekermiş maşallah. Evet, çok güzel maşallah. Ay, lütfen. Arkadaşlar, sizlerden rica ediyorum. Müdürüm, yalvarıyorum. Lütfen, lütfen. Müdürüm, arkadaşlar, yalvarıyorum. Bakın, bakın, küserim ha. Küserim. Öf! Öf, öfleme. Babaya öflenmez. Ne işin var senin burada? Söyle bakayım. Annen yolladı değil mi seni buraya? Söyle, itiraf et. Ya baba, annem seninle görüşmemizi bile istemiyor, biliyorsun. Ben biliyorum. Bu annene söyle, artık onunla ayrıldık. Game over. Baba! Beni bu mevzularınıza karıştırmayın lütfen. Artık karıştım bile. Söyle bakalım, ne işin var senin burada? Gerçekten polis olmaya karar verdim desem? Ne? Böyle bir şeye karar veremezsin. Başka bir şeye karar ver. Artık çok geç baba. Polis olacağım ben. Yavrum, benim 1000 tane problemim var. Bir de seninle uğraşmayayım ne olur. Babacığım, benimle hiç uğraşmayacaksın ki. Gerçekten. Oh, söz veriyorum. İnci, İnci! Ay, seni doğuracağıma taç doğursaydım. Sıradaki. Seni de buraya zorla getirdiler değil mi? Yok. Ben polis olmayı gerçekten çok istiyorum. Öyle mi? Çok güzel. Bu arada Kayhan ben. İnci ben de. Memnun oldum. Şş, gel bakayım buraya. Şuradaki tipsizin adı neydi? Kaymalı maymalı bir şeydi galiba. Öz, ne biçim konuşuyorsun öyle? Yürü. Geçmiş olsun babacığım. Sen kimsin lan? Benim oğlum Mestan, tanıyamadın mı? Mestan? Hangi Mestan? Oğlun olan. Kediye araba izmiş yıllar önce. Nereden bileyim lan senin benim oğlum olduğunu? Bak, muskan var. Benziyoruz. Oğlum. Mestan'ım. Kinyasım, babam. Aslan parçam. Sırtlan parçam. Ulan görmeyeli ne kadar büyümüşsün. Doğru. Seni en son gördüğümde sen yoktun bile. Büyüdüm tabii babacığım. Şu anda 20 yaşındayım. 5 sene sonra 25 yaşına basacağım. Evet. Ben de 25 senedir Kodes'te olduğuma göre. Hı-hı. Tam da öyle denk geliyor işte. Yani annem öyle diyorsa öyledir. Annen nasıl? Ne yapsın? Şenol abinin yanında danışmanlık yapıyor hala. O Şenol'un hakkını nasıl ödeyeceğim bilemiyorum. Hadi evimize gidelim babacığım. Olmaz. Bir arkadaştan intikam almam gerekiyor. Yemekten sonra çıkar alırdık. Acelen mi var babacığım ya? Olmaz dedim ulan dingil. Önce intikamımı alacağım. Oh baba, dayağı yemek ne kadar güzel bir şeymiş meğerse ya. Ulan Haşmet. Bir oğlum var, o da senin yüzünden sevgi arsızı olmuş. Ne yapıyorsun lan? Estağfurullah. Ulan. Sevecen denmesini tercih edeyim. Oh babacığım. Vur Haşmet! Vur babacığım. Bekle lan beni Haşmet! Geliyorum! Bak lan hoş! Vur babacığım! Vur babacığım! İki tane daha vur! Rahatsız herife bak. Babasının 16 tane fabrikası var. Utanmadan hala polis olmak istiyor. Gel. Amirim, beni emretmişsiniz. Gel bakayım Emir. Sana ihtiyacım var. Şey, gizli görev falan mı? Yok hayatım, gizli görev değil. Ama önemli bir görev. Seni sınıf mümessili yapıyorum. Ay,
yapamam ben bunu. Ulan ya bir gören olursa? Bittin lan sen Pala, bittin. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor kız? Ne giymiş lan bunlar böyle yelek gibi? Yelek mi? Kim giymiş kız? Ay kız neyli? Sen şimdi hayatını ilk kez stüdyen görüyorum dermişsin. Ay çok şekersin. Hayatımda sen gibi bir insanla tanıştığım için çok mutluyum. Eyvallah bebiş bacı. Memnun oldum. Ben de Pelin. Pelin dayı oğlu. Ay kırsaydın. Merhaba. Merhaba. Burası boş mu? İyice kızlar yatakhanesine döndü arkadaş burası. Zaten burası kızlar yatakhanesi. Ha. Ya ben açıkçası yani bu kadar kolay terfi edeceğimi hiç düşünmemiştim. Yavrum bu gerizekalıların arasında bir ayda emniyet müdürü bile olursun. Yemin et. Ekmek çapsın. Amirim sizi öpebilir miyim acaba? Sakın, sakın öyle bir şeye yeltenme, bayıltırım. Ben zaten heyecandan bayılmak üzereyim amirim şu anda. Sonra bayılırsın, şimdi işimiz var. Hadi bakalım, gidiyoruz. Zıpla. Emredersiniz. Yavrum, hangi kafayı yaşıyorsun? Kal! Yeni evinize hoş geldiniz hanımlar. Beni mülakattan hatırlarsınız. Okulun müdür maviniyim. Adım Haşmet. Ama öğrenciler genelde bana Beton Haşmet derler. Neden böyle dediklerini de ilerleyen zamanlarda acı içerisinde anlayacaksınız. Bu arkadaşınızın neden kolunda kolluk var? Buyurun. Bilmiyoruz. Geri zekalı. Çünkü o sınıf mümessili. Yani beni temsil ediyor. Ben olmadığım zamanlarda onun emirlerini harfiyen yerine getireceksiniz. Sorusu olan? Hocam şey diyecektim ya, farkı neyse verelim de şöyle tek kişilik bir oda falan daha rahat ederiz diyordum ama. Tek kişilik bir oda mı dedin? Evet. O da kolay. İstersen sana alternatifleri göstereyim. Harika. Şimdi suitlerimiz var. O süper. Evet, bir oda, iki yatak odası, bir de boğaz manzaralı. Harika. Vallahi. Bana bak Cihan, kızımdan uzak dur. Yoksa seni bu el feneriyle pembeleşinceye kadar pişiririm. Ne kızı ya? Benim kızım ulan. Kızımın yanına, yamacına yaklaşmayacaksın. Anladın mı? Anladım. Ver bakayım telefonunu. Okulda cep telefonu kullanmak yasak. Kart alsaydım. Kart da yasak. Sızlanmak da yasak. Anladın mı? Anladım. Adam olacaksın. Tamam mı? Olacağım. Bundan sonra kızımın yanına yaklaşmayacaksın. Yaklaşmayacağım. Söyle bakayım ne yapacaksın? Yaklaşmayacağım. Aferin. Hadi bakayım. Korkmadan dur. Polis olacaksın sen. Polis! Aferin. Korkma. Korkma. Polis gibi ol. Oldu. Günaydın. Günaydın. Buraya oturabilir miyim? Lütfen. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın?
Bir şey soracağım. Hangisi müdürün kızı biliyor musun? Hangi müdürün kızı? Şu rahatsız Elif yok mu? Elinde fenerle dolaşıyor sağda solda. Evet, biraz rahatsız. Hangisi müdürün kızı acaba? Müdürün kızını ne yapacaksın ki? Bana kızından uzak dur dedim. Ciddi misin? Ne zaman? Dün gece malzeme odasında suratıma fener tuttu. Buldum galiba. Hangisi? Dur bakalım ya. Ben öğrenirim şimdi işin aslını. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz nasıl sen? Görüşürüz. Çay içeriz. Konuşuruz. Selam. Selam. Kalk! Oturma, kalk, kalk, kalk! Hilkat, sen biraz fazla kalktın. Düş bakayım boydan. Düş boydan! Düş, düş, düş! Düş! Oldu. Oturun çocuğum, oturun. Güzel. Ne mutlu size ki... Polisiye ilk giriş dersini benden alacaksınız. Aslında Meymene sizin tekiğimdir. Allah Allah. Hayret. Buradan hiç öyle görünmüyor ama. Ama bugün bir istisna yapacağım. Ve size sanki birer insanmışsınız gibi davranacağım. Şimdi söyleyin bakalım. Hanginiz bugün ilk dersi bahçede yapmak ister? Sen görürsün çarşıyı çarşıyı. Bildiğiniz gibi K9 bir polisin en güvenilir yardımcısı ve silahıdır. Bir de K9.5 vardır. O da tamamıyla öldürmeye programlanmıştır. Bunun adı Behçet. Behçet bir terrier, pitbull ve Tazmanya canavarı kırmasıdır. Behçet'i bizzat kendi ellerimle besledim. Her gün çiğ et ve canlı yem yedi. 3 yaşına kadar gün ışığına çıkmadı. Bu yüzden biraz asabi olabilir. Değil mi Behçet? Hocam, elinizden bırakmayacaksınız değil mi? Merak etme salak. Bu senden daha eğitimlidir. Saldır komutunu. Duymadan asla saldırmaz. Saldır komutu derken? Sakın kaçmayın arkadaşlar. Çömelin, çömelin. Hadi Behçet, parçala. Parçala Behçet. Nasıl? Koşmak iyi geliyor değil mi insana? Omurdanmayı bırakın. Birazdan ispor yaparken ısındırdığım için bana teşekkür edeceksiniz. Hocam bir de spor mu yapacağız lütfen ama ya? Spor nerede çıktı be? Çocuklar hadi içeri. Soğuyacak deriniz sonra. Aa. Hocam kurban olayım önce bir şeyler yeseydik sonra spora başlasaydık. İspordan sonra yersiniz evladım. Hoca ne olur ya? Ölüyoruz açlıktan. Aa, tok karına ispor olur mu hiç değil mi? Aa. Dur ben kendi yöntemlerimle halledeceğim. Hocacığım, ne olur, ne olur, ne olur. Ay sen ne sempatiksin. Ay gördünüz mü hemen ikna etti beni. Ana çocuğunuzla bir konuşacağım. Belki spor yaparken o esnada bir şeyler yemenize izin verir. Anne. Bekleyin beni burada, tamam mı? Sağ olun hocacığım. Aferin kızım, ne bu ya? O da beni seviyor. Kolay gelsin Suzan Hanımcığım. Ben size Haşmet diyor muyum Haşmet Bey? Ne? Diyorum ki Suzan değil. Suzan benim adım. Ha şimdi anladım Suzan. Evet. Başka bir şey var mı? Ha çocuklar sizi merak ettiler de yeni öğrenciler onun için merak. Merak Mete ne gibi? Şey gibi. Amerika'dan gelen Suzan Hanım dövüş dersleri sanatına girecek dedim de çok hoşlarına gitti. Güldüler, eğlendiler. Nasıl yani güldüler? İlahi Haşmet Bey dediler. Vurdulu kırdılı derslere bir kadın nasıl girer diye çok eğlendiler ya. Ya demek öyle. Evet ben de cumaya kadar onları bekletmeyeyim. Bir an önce sizinle tanıştırayım istedim.
Çok iyi yemişsiniz. Neredeler şimdi? Kapının önündeler, bekliyorlar. Siz derseniz ben hemen içeri alacağım. Lütfen, çok sevinirim. Bu arada, ay söylemeden edemeyeceğim. Taytınız süper yakışmış. Sıcacık, parlacık, daracık. Böyle sizin orada ne derler? Tamam, anladık. Yalnız bir tanesi var ki, o kendini yakışıklı sanıyor. Acayip güldü, acayip eğlendi. Ben onun nişanlayışını değiştireyim, merak etme. Tamam. O yerinden doğmuş gibi olsun, eminim. Ulan ne ballı köfte orlarsınız. Hocanız size çok güzel bir şey yedirecekmiş. Ay yaşasın. Hadi girin. Çok teşekkürler hocacığım. Aferin lan bebiş. Pedoğlalı bir fare tuttun ha. Karnımız doydu. Bu sefer ben bile onayladım. Acaba bugün yemekte ne var ya? Ne oluyor lan? Niye kapıyı kilitledi bu herif? Sizi daha iyi ders vermek için. Erkekleri buraya alayım. Kişiler dikkatlice seyretsin. Oh my god. Bizi çağırıyor. Kaçmayın, kaçmayın. Çömün, çömün. Ne var ufaklık? Artık komik gelmiyor muyum sana? Estağfurullah. Tam tersi. Öyle bakmasanız bana. Çünkü ben evli biriyim maalesef. akşam ezanı okundu mu? Dur hocam. Canınızı yakmak istemiyorum. Teşekkür ederim kuyabane. Çok nasipsin. Hocam ben bedenden İşte ideal Türk kadını. Bebiş gördün mü lan? Örnek al diyor azıcık hocayı. Helal. Şu müziğin güzelliğine bak. Bu kadın gerçek bir sanatçı. Emir, Emir! Ne yapıyorsun oğlum? Geçetim kaçıyorum. Vallahi helal olsun sana babacığım. Kurbanlarını ziyaret edip ruhlarına Fatiha okuyan bir sen varsındır herhalde şu katiller aleminde. Ziyaret değil, armut. Sadece emaneti almaya geldik. Emanet mi? O yüzden mi kazıyordun mezar iki saattir? Yok. Niyazi abini çok özledim. Bir elini yüzünü göreyim istedim. Emanet dediğin gitar mıydı? Gitar değil, öküz, bağlama. Hem de dürbünlü bağlama. Bak ne diyeceğim Mestan. Hazır mezarlığa gelmişken, ister misin 2.80 uzanıp biraz kafanı dinlemek? Ha? Öf babacığım be, sana da hiç şaka yapılmıyor ha. Ulan 35 tane leşi olan adama mezarlıkta şaka yapılır mı? Al şurayı kapa. Ya da dur kapama. Bu akşam belki birini gömmemiz gerekir. İnşallah ben değilimdir o. Kısmet bakalım. Lan! Lan! Nefsi müdafaa yaptırma bana bak şimdi, yaptırma. Lan sana da şaka yapılmıyor hiç ha. 35 tane leşi olan adamın oğluna mezarlıkta şaka yapılır mı lan? Lan! Ne haber Niyazi? Acı, okey. Çok acı, okey. Yahu keşkem siz de benim gibi tezelden bayılsaydınız kurbanlar ya. Yazık oldu böyle. Resmen telef oldunuz. Ya bu Haşmet lavuğu aslında bana taktı ama arada sizi de kaynadınız. Kusura bakmayın. Dayak yemek ne kadar kötü bir şeymiş Mersin. Başıma ilk kez geliyor. Aynen abi, bana da çok koydu ya. Eli acı okey. Çok acı okey. Abi böyle bir merhem falan var mıdır ya? Böyle bir nemlendirici falan. Süreyi böyle üstün nemlendirici gibi olayım. He? Kim ne yiyor? Mıhlama. Kuzu çevirme, büyük olsun. Ya sen böyle dışarıdan yemcik sipariş ediyorsun ama bu kerkeyle Haşmet bunu duyunca bizi oymasın. Nereden duyacak ki lavuk? Nereden duyacak ki lavuk? Sence nereden duyacak? Bak bu kesin, bu ispiyoncu baykuş öter Haşmet'e. Kesin. Ya o herif ötemez bu gece, merak etme. O zaman herkese pizza istiyorum. Çok söyle bari. Alo.
pizza siparişi verecektim ben. Tip size bak. Yedek bir telefonu daha varmış. 4 tane orta boy pizza istiyoruz. 8 olsun 8. Düzeltiyorum. 8 orta boy pizza. 15-20 tane de ayran yollayın. Sanki babalarının oteli. Cheesecake isteyen var mı? Cheesecake mi? Cheesecake. Beygeli bir tane cheesecake. Söyle. 3-5 tane de bana söyle. O zaman ben de yiyeyim bari. Hocam sen bize 10 tane... Hadi bismillah. Güle güle Haşmetciğim. Yalnız evine değil, başka adres vereceğim. Polis akademisine yollayın. Hayvana bak. Hepten rahatladı. Allah kahretsin, gene ıskaladık lan. Öyle deme babacığım. En azından kuşunu vurduk alçağın. Lan lavuk, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yo, paketten vurdun kuşu. Bariz bir şekilde gördüm ben. Ne yani, oldu mu bitti mi? İntikamımızı mı aldık mı şu anda? Vestal, oğlum sen bana neden hiç benzemedin? Ha? Ne yapalım hemşerim? Her şey genetik değil ki bu hayatta. Büyürken az buçuk bir şey yanımızda olaydı. Görerdik, kapardık, öğrenirdik bir şeyler. Tamam, ağlama oğlum. Hayırlısıyla şu Haşmet'i bir gebertelim. Kaybolan yılların telafisini birlikte yaparız Vesta. Misket oynayacağız mı birlikte? Oynayacağız. Uçurtma uçuracağız mı? Uçuracağız. Balık! Tutacağız. Balık kız kıyafetleri giydirip oje sürecek misin peki? Allah belanı versin Mestan. Sana oje sürüp kız kıyafeti de giydireceğim oğlum benim. Of, çok kötü ses geldi. Mestan, iyi misin? İyiyim babacığım, devam et. Gel. Düz gel. Basamağa dikkat et. Arkadaşlar benim yürüyecek halim kalmadı. Benim yerime biri gidip alabilir mi şu pizzaları? Ben giderim buradan, ver. Eyvallah. Zahmet etme Keloğlan. Ben getirdim bile. Kalk lan oradan, deve tapanı. Demek benden habersiz pizza yemeye kalkarsınız, öyle mi? Oh, şu kokuya bak. Bakayım. Oh, abou! Abou! Önce hesabı görelim. Bereket versin, üstü kalsın. Arkadaşlar, canım ne zamandır da pizza çekiyordu biliyor musunuz? Hadi canım. Şimdi bize siz hiç kızmadınız mı yani? Niye kızayım? Okula pizza siparişi vermek yasak değil ki. Yemek yasak. O da sizlere. Bir sürü de tatlı var burada. Siz bana kilo aldırmaya mı çalışıyorsunuz? Daha fazla bakamayacağım. Bakma zaten, gerizekalı. Çok gaddar birisiniz, biliyorsunuz değil mi Haşmet Bey? Biliyorum. İşte o yüzden beton Haşmet demişler ya. Bunun da böyle hamuru pofuduk oluyor ya. Bayılıyorum. Sağlığınıza yiyorum arkadaşlar. Davranıyorlar. Neredeyse boynumu kırıyorlardı. Sayın müdürüm, tahammüllere göre bunları hemen okuldan atmamız gerekiyor. İstemeyerek yapmışlardır Haşmetciğim. İstemeyerek yapmışlardır. Peki gecenin o saatinde, o çocukların yatakhanesinde senin işin ne? Pizza yiyordum. Yok, bunlar dışarıdan yasak olduğunu bile bile yemek söylemişler. Ben de ders veriyordum haytalara. Eğlenceli bir ders olmuş Haşmet. Müdürüm ne olur. Ne olur bir yolunu bulun, bir bahane bulun. Atın bunları okuldan, yalvarıyorum size. Haşmet, onları atmak için değil, eğitmek için biz buradayız. Bu konu kapandı, tamam mı? Stop, o kadar yani. Benim adım Osman Yüce. Beden eğitimi öğretmeninizim. Öğrencilerim ve mesai arkadaşlarım genelde bana Yüce Osman der. Neden bilir misiniz? Düce olduğunuz için olmasın hocam. Mom. Adın ne bakayım senin? Benim adım Kayhan hocam. Ha, şu meşhur Kayhan Kayacan sensin yani. Magazin okuyorsunuz galiba. Hayır, ben bir tek spor haberleri okurum. Demek beni cüce olduğumu düşünüyorsun, öyle mi?
Estağfurullah hocam, insan hissettiği boydadır. Çok komik. Adın ne bakayım senin, uzun şey? Hilkattır öğretmenim. Çok güzel. Cuk diye oturmuş. Evet arkadaşlar, meşhur Kayhan'ın da dediği gibi insan hissettiği boydadır. Şimdi bunu meşhur Kayhan'ın ve şu biçimsiz yarmanın yardımıyla birlikte öğreneceğiz. Tövbe tövbe. Az pişmiş seviyorsunuz he? Aslında tamamen çiğ ve kanlı severim. Ay inanmıyorum. Aynen benim gibi. Ben de elimden gelse hepsini çiğ çiğ yerim. Keşke çorbaları bırakıp direkt etlere geçsek de çiğ çiğ yesek. Tuzu alabilir miyim? Tabii, buyurun. Teşekkür ederim. Biber gazı değil mi o? Evet, biraz fazla acı severim de. Ne tesadüf. Ben de acıya bayılırım. Aa, o zaman bunu mutlaka denemelisiniz. Harika. Vallahi mi? Sizi biraz fazla acı gelebilir tabii. Benim anne Alabamalı ama baba tarafı Adanalı. Ne tesadüf. Benim de babam diller Adanalı. Öyle mi? Neresindin? Demir sporlum. Aslında Bulgar göçmenleri. Bu güzeldi. Çok seviyorum bu Brezilya'dan gelen biber gazlarını. Beğendiniz mi? Çok mu acı geldi? Biraz daha ister misiniz? Arkadaşlar, bir bombayı imha etmenin en kesin yolu onu patlatmak. Fakat her zaman en akıllı yöntem olduğu da söylenemez. Şimdi yaklaşın. Korkmayın evladım, yaklaşın. Bomba aktif halde değil. Eğer aktif halde olsaydı tik tak tik tak tik tak ses çıkartırdı. Arkadaşlar çönmeyin, direkt kaçın. C4 hakkı değil mi bu? Evet, bir parçası. Allah Allah. Ah. Zahmet edip kendisini uyarmadığınız için C4 hocanız bundan sonraki hayatında asla piyano çalamayacak. Yine de hiçbirinizi okuldan attıramıyorum. Ama bundan sonra benim en sert tarafımı hissedeceksiniz. Yaşasın. Neyse, şimdi dersimize dönelim. Bir suçlunun üstünü aramak, polisin bilmesi gereken, mutlak bilmesi gereken en teknik ve en zaruri iştir. Şimdi bunu bir örnekle göstereceğim. Kim gelmek ister? Ben! Emrinizdeyim hocam. Gel. Yaklaşma. Yaklaşma ki tam profesyonelce arama yapayım. Tamam mı? Dön arkana. Şimdi... Ay hocam, uyanıyorum. Kızım beni korkutuyorsun, yapma. Şimdi... Ay uyanıyorum hocam. Çünkü suçlu. Ay hocam, hoşuma gidiyor. Kaldır bakayım.
Memnuniyetle. Aç şimdi, aç. Ay hocam nasıl olur? Bakın gördüğünüz gibi arkadaşımızın üstünde hiçbir şey yok. Oturabilirsin. Yok. Geç canım, geç. Bu kadar mıydı hocam? Evet, bu kadar. Erkeksi olan sen gel bak. Hocam, bak ben baştan söyleyeyim ya, huylanırım biraz ha. Yavrum dokunmayacağım. Dokunurmuş gibi yapacağım. Bak dokunmayacaksın ha. Şimdi suçlunun neden bel bölgesini arıyoruz? Çünkü suçlu genelde silahını bel bölgesinde taşır. Bakın direkt orayı arıyorum. Bel bölgesi. Lan senin. Sen tipsiz olan gel bakayım. Hocam ben şey etmesem? Sen şey etmeyeceksin yavrum. Sadece kollarını kaldıracaksın. Şimdi üst aramanın birinci amacı şahsın üzerinde silah var mı yok. Bunu öğrenmek. Ama ikinci amacı suçlunun suç işleme isteğini yok etmek ve köreltmek. Hocam köreltmek derken? Köreltmek. Duymadın mı? Duymadım. Şimdi suçlu karşına geliyor. Sen suçlunun karşısına geçiyorsun. Evet. Suçluya bakıyorsun. Suçlu da sana bakıyor. Bak bakayım. Bak. Suçlu bir an yukarı bakıyor. Ve... Şimdi bir istek kaldı mı söyle bakayım. Hayır hocam. Hülya kızının yanına yaklaşacak mısın? Ha? Ha? Gördüğünüz gibi hiçbir şevk, hiçbir istek kalmadı. Başka gönüllü olan? Ben varım hocam. Gönülsüz olan? Hanım, ben intikam almaya gidiyorum. Akşama bir şey lazım mı? Vallahi ne bileyim, tatlı iyi olur aslında. Bazen enerjim düşüyor durup dururken. Tezereğiyle keçi boynuzu da alırsan güzel olur Kinyas abi. Tamam, alırım. Ev sana emanet. Yengene de göz kulak ol, emiş en ol. Merak etme abi. Senin hanım, benim hanım. Yani bir yerde yani Kinyas abi. Senin hakkını nasıl ödeyeceğim ben be? Bari. Aman, ödeme zaten abi. Ne gerek var Allah'ın sözü. Bak bakayım. Şaşırtıcı bir benzerlik. Dur bakayım şunu gözümden. Adam konuşturma teknikleri dersine hoş geldiniz sefil fareler. Şimdi size bir polis adayının bir zanlıyı nasıl konuşturacağını göstereceğim. Ne duymak istiyorsanız ben hemen söylerim hocam. Vallahi bile hiç zahmet etmeniz gerekiyor. Ne zahmeti? Ne zahmeti hayatım? Ne zahmeti? Şimdi bu sorgulama esnasında yapılmaması gerekenleri sizlere hatırlatacağım. Bunları asla ve de asla yapmayacaksınız. Yazık ya. Ben bu saçmalığı daha fazla izlemeyeceğim. Birinci kural. Zanlıya asla tokat atmayın. İki, zanlının karın boşluğuna asla yumruk atmayın. Üçüncü ve en yapılmaması gereken şey, zanlının boğazını sıkmayacaksınız. Ve onu sağdan sola böyle sallamayacaksınız. Siz olun, bunları asla yapmayın. Çünkü bu yaptığımız yasa dışı. Ayrıca ayıp ve de günah. Oysa buna iyi davransaydı, belki de bülbül gibi çözülecekti. Her şeyi anlatacaktı. Şimdi bunu başka bir örnekle gösterelim. Var mı gönüllü olan? Var. Gönlüm sende hacıcığım. Başka var mı? Kısmı gitme. Sen gel bakayım neşeli aptal. Gel. Yalnız hocam seni önceden uyarayım. Beni konuşturmak öyle kolay değildir. De yöntemler denediler, beceremedi bu komisercikler ha. Ben öteki komisercilere benzemem. Obama kılıklı. Suçluyu konuşturmanın bir öteki yöntemi de her şeyi biliyormuş gibi davranmaktır. Bakın, Michael, arkadaşın,
her şeyi, bütün hikayeyi anlattı. Bir de senden dinleyelim. Ne hikayesi be ya? Hikaye işte. Suçunu itiraf etti. Sen de itiraf et. Komiserim, paşam, komiser Kolombo, ayıp ettin. Senin gül hatırın için ben suçumu itiraf ettim, gitti. Bakın, nasıl itiraf etti? Etti baba. Bir düşün bakalım komiserim. Suçlu olan sadece bu kırkız mıdır yoksa bütün toplum mudur? İlk kazımı annemle babamdan yedim. 3 dakika 17 saniye süren bir zevk uğruna beni yapmışlar. Sonra da ekspres kurye ile en yakın caminin avlusuna beni postalamışlar komiserim. Ya zahmet edip kendileri bile bırakmamışlar. Aç kaldım komiserim. Susuz kaldım. Gofretsiz kaldım komiserim. Bu yüzden hırsızlık yaptım. Halbuki çocukken benim en büyük isteğim astronot olmaktı. Tıpkı diğer çocuklar gibi. Ben de her çocuk gibi kendim için küçük ama insanlık için büyük bir adım atmak istiyordum komiserim. Tek isteğim sıcacık bir yuvacık, ekmek arası sevgicik, az pilav üstü şefkat çıktı. Söyleyin bana komiserim, suçlu olan ben miyim yoksa... Yoksa sizler mi? Sizler mi? Evet ulan ben de suçluyum. Ben de suçluyum. Seni hiç sevmedim. Arkadaşlarını da sevmedim. Ben hatta kötü biriyim. Kötü biriyim. Suzan Hoca var ya. Suzan Hoca'nın da aradım. Başına bakıyorum. Bakamayacak gibi değil komiserim. Çok kötüyüm. Üstelik müdür beyin yerinde gözüm var. Biliyor musun? Ben iğrenç biriyim. İğrenç biriyim Aykın. Komiserim. Ben de suçluyum. Gerçekten. Hiç bu kadar aşağılandığımı hissetmemiştim Güzin Hanımcığım. Bu yeni gelen öğrenciler yüzünden bütün psikolojim harap oldu. Canım ya, duygularından bahset bana. Ne hissediyorsun şu an? Kin, nefret, tiskinti. Hepsini bir kaşık suda boğmak istiyorum. Neden kaşık? Tamam, küvet olsun, küvet. Kalk lütfen, uzanmak sana pek yaramadı. Sen şöyle geç. Güzel hanımcığım ya. Beni uyuz ettiler. Bunlara uyuz oluyorum ya. Ya belki biraz pozitif düşünsen bu kadar uyuz olmazsa. Sonuçta karma denen bir şey var Haşmet. Ne karması? Dünya karması. Ne karması olacak? Evrene ne verirsen evren sana onu geri veriyor. Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum Güzel Hanımcığım. Ama hoşuma gitmeye başladı. Bak bir de hayatına geçirsen bunu ne kadar huzur dolu olacaksın. Nasıl geçireceğim? Bak şimdi derin bir nefes al. Aldım. Ondan sonra benim söylediklerimi tekrar et. Ondan sonra benim söylediklerimi tekrar et. Ay öyle değil. Bundan sonra söyleyeceklerimi tekrar edeceksin. Anladım. Hayatı seviyorum. Hayatı seviyorum. İnsanları seviyorum. İnsanları seviyorum. Ya güzel bir şekilde söyle, pozitif ol. İnsanları seviyorum. İnsanları seviyorum. Öğrencilerimi seviyorum. Pozitif ol, pozitif ol. Öğrencilerimi seviyorum. Yeni gelen öğrencilerimi de seviyorum. Yeni gelen öğrencilerimi de seviyorum. Bak şimdi şöyle bir kalk, bir bak bir pencereden dışarıya, bir kahkaha at, böyle bir pozitif hisset kendine. Öğrencilerimi seviyorum. Yeni gelen öğrencilerimi de seviyorum. Ha kahkaha at, gül, tebessüm et. Çok seviyorum onları. Yeni gelen öğrencilerimi de seviyorum. Yeni... Ben Hüsnü Hoca, ateşli silahlar öğretmeninizim. Merhaba Hüsnü Hoş, ben de Bebiş. Öğrenciyim. Lafımı kesme yavrum. Topuğuna sıkarım ha. Duydun mu? Bana yavrum dedi. Kızım hastasın lan sen. Eğer bir suçluya kıpırdama dediğinizde kıpırdamıyorsa bu size olan saygısından değildir. Silahtan korktuğundandır. Hoca ne zaman ateş edeceğiz biz? Lafımı kesme yavrum. Topuğuna sıkarım ha. Aa, bu herkese yavrum diyor. Bak sana bile yavrum dedi. Hoca. Ya ben yer değiştirebilir miyim? Neden? Birazdan bu karının topuklarına sıkacağım da. Aa! Evet. Şimdi öncelikle nişan almayı öğreneceğiz. Nişan son mi? Derece basit. Ne demiş atalarımız? Gez, göz, arpacık demiş. Vay babayın. Gördüğünüz gibi son derece basit. Şimdi hep beraber benim yaptığımı yapıyoruz. 1-2-3 deyince başlıyoruz. Evet. 1... 2
Ayşe'cim. Kes! Şeytan diyor şunların ayağına sık birer tane. Tebrikler. Bunca yıllık silah eğitmeliyim. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Hiçbir nişan tahtasına zarar vermemişsiniz. Kendi silahıma alışkın olduğum için o yüzden tutturamadım o zımbırtıyı. Yapma ya. Demek kendi silahına alışkınsın ha? Nasıl bir şeymiş bu? İşte böyle bir şey. O da ne? Adı Cansever'dir. Rahmetli anamgil, rahmetli babamgile kendi elleriyle yaptı. Evet, Cansever'i fazla bekletmeyelim. Çalışıyor mu bu? Yok, kendisi ev hanımıdır. Çalışıyor, çalışıyor, şaka yaptı. Göster bakalım. Göstereyim bakayım. Gez, göz, arpacı, yavrucuk. Şimdi tam zamanı babacığım, gönder gitsin. Oğlum, Mestan, ben bu naneyi ilk defa kullanıyorum. Önce nişan alacaksın. Oho, gidecek şimdi, göreceksin babacığım. Aslan, sus diyorum, sus. Suancık, sunru yavrucuk. Ay, ay, ay. Bu ne lan? İyi misin? Bu ne lan böyle? Cansever. Ver bakayım şunu. İlginç ha. Tebrik ederim babacığım. Şehven de olsa zımbaladın aynısını. Mestan, Allah cezanı verecek inşallah. Lan sen ne gereksiz kişilik, ne haysiyetsiz, ne ebe hatası bir herifsin sen. Oh, oh, vur babacığım, vur baba. Oh, babacığım, babacığım. Oğlum. Baba. Geçmiş olsun Haşmet. Müdürüm, gördünüz mü? Ne hale soktular beni. Hiç merak etme, ben konuştum onlarla. Kazayla olmuş. Acı var mı acı? Yalvarıyorum. Bakın bugüne kadar sizden hiçbir şey istemedim. İlk ve son kez bir şey istiyorum. Bu mahlukatları atın okuldan, atın. Yapamayacağız çünkü tahammülen olmadığı için okuldan atamayacağız. Şunlara da dünyanın parasını verdik. Hiçbir işe yaramıyor. Yani bunlardan kurtuluş yok mu demek istiyorsunuz? Kurtulmaya çalışma. İslah etmeye çalış Haşmet. O mahluklar ıslah olmaz efendim. Bugün beni kıçımdan vuran yarın sizi de vurur. Yok, sen hiç merak etme. Ben onlarla konuşacağım. Tamam mı? Oh. Hadi Haşmet. Ben gidiyorum. Tekrar uğrayacağım. Takma kafana. Anlaşıldı mı? Geçmiş olsun. Bu okulda bana benden başka dost yok. Of of. Can, geçmiş olsun. Ah Suzan Hanımcığım, hoş geldiniz. Siz miydiniz? Vurulmuş diye duydum ama yanlış haber mi acaba? Yo yo yo, önemli bir şey değil. Sadece küçük bir sıyrık. Bu masaj koltukları da süper. Çok streç bir şey. Günün yorgunluğunu alıp götürüyor. Şiddetle tavsiye ederim. İllahi Haşmet Bey. Bayılıyorum bu saçma sapan şakalarınıza. Dalga geçiyorsunuz ama gerçekten işe yarıyor bu koltuklar. Ah, 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 ah. Ne oldu? Yoksa huylandınız mı? Yok, yok. Sadece içim gıcıklandı. Oh, oh. Aha. Bu en düşük seviyesi. Aha. İkisi üçü de var. İmrendim valla. Siz de sonra ben de masaj yaptırıyorum. Gelin otur Allah'ım. Hayır, hayır, hayır. Otur, otur.
Ben beklerim. Ay! Mutluluktan gözümde yaşlar geliyor. Çok tatlısın. Sen de öyle. Bu benim yediğim tavuk daha ölmemiş be ya. Bıraklıyor. Ne yapıyorsun oğlum yine? İyidir Pelin bacı, sen nasılsın? Ya nereden gidiyorsun? Gezene. Kızlarla beraber yemek yiyoruz, otur. Yok, burası daha ferah. Ben şey yapmayayım sizi şimdi. Ya ruh hastası herif. Hala yattığı yerden benimle uğraşıyor. Takmış kafayı. Aşçıya talimat vermiş. Bir tane çorba verdiler bana. Bu adam sana böyle kafayı olta gibi niye taktı be? Uzun. Evet ya. Sana taktığı kadar bana taksa... ...şimdiye balayındaydık. Balayı ne ki? Bir şey soracağım ama doğruyu söyle. Ruh hastası herifin kızı sen misin? Ne diyorsun lan sen? Bir şey dediğin falan yok. Niye üstüme geliyorsun? Niye herkes benim üstüme geliyor? Bu adam bana ikide bir üstüme geliyor. Kızımdan diyor, uzak dur diyor. Kim bunun kızı, anlamadım. Nasıl kim? İnci işte. Hangi İnci? Saçmalama. Bir dakika, gerçekten bilmiyor musun? Arkadaşlar bırakın bu ayakları, şaka mı yapıyorsunuz? Kendisi geldi zaten, sorarık. Hadi ya. Afiyet olsun. Ne var yemekte? Arkadaşlar bir şey yapacaktım. O yüzden şimdi şey oldu. Ben sonra en iyisi şey yaparım size arkadaşlar. Amirim nasıl olmuş? Fena görünmüyor. Koy yerine. Söyle bakalım Emir. Bu heriflerden nasıl kurtulacağız biz? Nasıl kurtulacağız amirim? Atalım hepsini okuldan gitsinler. Çok güzel. Aferin. Beyinsiz kuş. Bir de seni en akıllısın diye sınıf mümessini yaptım değil mi? İlk tatbikatta vurdurursun bile kendini. Efendim tatbikatlarda biz kendimizi mi vuruyoruz? Ya salak salak konuşma Allah aşkına. Amirim yalnız ben kendimi vurursam babam beni paramparça eder. Kendi kendine. Kendi kendine vurmak mı? Bu daha önce niye benim aklıma gelmedi? Kendi kendine vurmak. Sus. Alo müdürüm. Müsait misiniz? Efendim düşündüm, taşındım. Sizin dediklerinize hak verdim. Bu çocukları topluma kazandırmak gerekiyor. Evet, evet çok haklısınız. Ve bunun için de diyorum ki... ...bir tatbikat düzenlesek de motivasyonları da artsa. He? Çok teşekkür ediyoruz. Yani çocuklar adına teşekkür ediyoruz. Aa merak etmeyin. Gerisini ben hallederim. Yani organizasyonu ben bir güzel hallederim. Sağ olun müdürüm. Sağ olun müdürüm. Hoşçakalınız, bayınız. Hadi git çocuklara haber ver. Birazdan tatbikat başlayacak de. Emredersiniz efendim. Bu iyi oldu. Oh. Oh. Dur bakayım. Oh. Oh. Oh, güzel. Keşke öğlenci olsaydık. Bir şey soracağım. Sabah sabah nereye götürüyorsunuz bizi? Vallahi önce biraz Cihangir, Bebek falan takılırız. Sonra karşıya geçeriz. Moda, işte Bağdat Caddesi falan. Sen öyle takılacağız gibi düşün. Ha, bana bunlarla gel ya. Ama önce kahvaltı için Hisar'a gidelim. Tamam mı? İçeri be. Haşmet ne olduğunu görmesin. Otur lan yerine. Otursana. Oturayım bilemedim. Rahat mıdır ki? Çok da rahat gibi dur. Bak bakalım rahat mı? Ne oluyor sana? Bir gariplik var sende. Bir gariplik mi? Allah Allah. Çok da fark etmedim. Yok yok var. Bir gariplik var sende. Yok bence yok. Çok şey yok. Bir şey diyeceğim. Sen eskisi gibi hoşlanmıyor musun benden? Hoşlanmak mı? Ben seni dünya ahiret bacınım. Yani bütün diyaloğu kardeşlik penceresinden bakıyorum ben. Demek öyle. Öyle. O zaman bak bakalım. Oturacak başka bir yer var mı? Hemen bakıyorum. Bak güzel olur. Konuşsun lan sen. Ama bak. Ah.
merkezi arıyor, Atılgan merkezi arıyor. Atılgan neymiş lan? Dikkat sen misin? Benim amirim. Ne yaptınız? Tatbikat nasıl gidiyor? Şaka şaka amirim, Emir ben. Senin şakana. Böyle şaka mı olurmuş lan? Ne yaptınız söylesenize. Efendim, hiç merak etmeyin arkadaşlar, İstanbul'un en müstesna semtlerine birer ikişer dağıttım. Kapışalım mı? Şu an mesaideyim paşam. Çok istedim ama bir dahaki sefere inşallah. Ne o, korktun mu yoksa? Bekle beni, eve dönelim. Ya bırak teyze. Ne diyorsun lan sen? Yandan yemiş, çakma baykıl. Bu sokak ikimize dam demiyor. Öyle mi? O zaman paylaşalım kozcağızlarımız. Kazanırsam alırım gacıyı. Kabul be ya. Ne? Peki ya, B kazanırsam ne olacak? Apaçiler senindir. Kabul. Göster bakalım Güler cihazını. Michael Jackson öyle değil. Böyle oldu. Herkes dehşet evleri arıyor. Kız konuşmak için buraya mı basıyorduk? Salak, oraya basıyorsun. He. Gide sen misin? Benim müdürüm. Hayırdır inşallah. Hiç öyle bir hatırını falan sorayım dedim. Lan gerizekalı, tatbikat nasıl gidiyor? Hamdolsun iyi gidiyor. Siz nasılsınız inşallah? Allah çok şükür iyiyiz. Oğlum, Kayhan tipsiz orada mı? Kayhangiler Cinnet Mahallesi'nde indi. Ha, iyi olmuş. Peki başka kim var? Ben varım babacığım. Ne? İnci, sen misin? Ne yapıyorsun orada? Tatbikat yapıyoruz babacığım, hesapta. Başka kim var yanında? Kete var, bir de Hilkat var. Hilkat'ın cebine gir. Tatbikat bitene kadar da oradan sakın çıkayım deme. İlahi baba, çok komiksin. Biz burada ciddi bir iş yapıyoruz, tatbikat yapıyoruz. O yüzden lütfen bizi tutma, bay bay. İnci, İnci, kapatma! İnci! Ne var? Çüş. O ne lan? Bu mu? At şırıngası. Anne! Ulan hayatımın fırsatı ya. Hep bu anı bekledim. Amca! Sakın kıpırdama. Kan olduğun yerde. Kesin terfi edeceğim. Kesin. Pazara gidelim. Bir polis alalım. Pazara gidip bir polis alıp ne yapalım? Konuşma lan, tutuklusun diyelim. Kattır kuttur, çattır çuttur keselim. Ne oluyor ya? Siz kimsiniz? Oo, Haşmet'im, günaydın canım. Ah, Kenyas. Canım benim, bak yıllar geçmesine rağmen adımı unutmamışsın ha? Ben de Meslan bu arada, çok memnun oldum amcacığım. Hakkınızda çok şey duydum. Ne gibi? Pis herif, lanet olası pislik, mustakbel ölü, geberesice. Öyle şeyler işte amcacığım. Hapisten mi kaçtın pislik? Ulan hapisten kaçsaydım 25 sene bekler miydim? Bu şartlı tahliyesinin zımbırtasından faydalandım işte. Beni kaçırdın, şimdi gene gireceksin Kodes'e.
Ben de o kodese girmeyeceğim. Ayrıca sen de bunları görmeyeceksin. Erol Taş bilerek beni korkutacağını mı sanıyorsun? İmdat! İmdat! Adam kaçırıyorlar. Sus lan Mesan. Bağla şunu lan. İmdat! Adam kaçırıyorlar. İmdat! Sus annesi, sus. Çok da arıza bir yere benzemiyor aslında ya. Oğlum arıza diye bir şey yok zaten. Değil mi? İşte böyle iki tane zibidik. Kavga mavga ediyor. Biz de olaya müdahale edeceğiz yani. Aynen. Korkma sen. Deli sen buraya bak. Ben yukarıyı hallederim. Tamam. Yettim bacım. Ulan! Oh şükürler olsun kurtuldum. Ne oluyor lan burada? Ha? Yüzün ancak kadınlara mı yetiyor senin? He? Bana da vursana lan! Vursana lan bana da! Lan gel! Yetmedi sana bir ayak değil mi? He? Kadına mı gidiyor yetiyor lan? Gel! Kalk kalk! Gel kalk kalk! Kadına yetiyor demek ki. Yürü lan bu yara! Evet memur bey, hem de çok büyük bir sorun var. Ah, içeri girmemin bir sakıncası var mı? Hayır, tam tersine. Lütfen girin. Kahve alır mıydınız? Hayır, teşekkür ederim. Soğuk bir şey. Olabilir. Affedersiniz, siz az önce kime bağırıyordunuz acaba? Kim olacak kocaman? Çok kıskanıyor beni. Kıskandığında da kendini kaybediyor maalesef. Ne demek kaybediyor ya? Bu ne? Soğuk bir şey. Sıcaktan de çok güzel erir. Demek kocanız size sistematik bir şekilde dayak atıyor. Bana değil. Ama misafirlerime çok kötü davranıyor gerçekten. Zorba şey. Misafir mi? Beni kınamayın ne olur. Ben de insanım. Benim de ihtiyaçlarım var. Peki ihtiyaçlarınızı kocanızla karşılasanız diyorum. Bu şekilde kıskançlık sorunu da ortadan kalkar. Rahmetli olana kadar evet. Her türlü haşna vişne olayımı onunla karşılıyordum zaten. Nasıl? Yıldırım düştü üstüne. O yüzden arafta kaldı galiba. Bir türlü gidemiyor öbür tarafa. Evin içinde dolanıp duruyor. Kes bakayım. İstiyor ki ben kimseciklerle görüşmeyeyim. Görüşmeyeyim. Bence de gerek yok. Hay Allah, nasıl unuttum? Telsizimle anons yaptılar bana. Dediler ki banka soygunu var dediler. Koş dediler, Kayhan dediler, yetiş dediler. Sensiz yapamayız dediler. Ben de gelmişken dedim paramı çekerim falan onu hallederim dedim. Kusura bakma sizi de rahatsız ettim. Deli olduğumu düşünüyorsunuz değil mi? Hayır canım, estağfurullah. Ne alakası var? Kim dedi? Öyle bir şey. Ben sizin deli olduğunuzu... Buyur. Gel işte. Gel. Deli falan değil. Kaç. Git. Tamam. Ruhi tamam. Yalvarırım, onun bir suçu yok. Ruhi, yalvarırım yapma. Onun bir suçu yok. Buyur Hilkat kardeş. Büyü yok muydu? 20'lik vardı, çok gelir diye düşündüm. Ha, iyi. Git. Niye böyle yapıyor acaba? Bu tür ırklar çabuk susuyor. Yok onu demiyorum Kayhan. Yani başta bana çok sıcak davranıyordu.
Hatta benden hoşlanıyor sanıyordum. Ama şimdi beni gördüğü yerde kaçıyor ruh hastası gibi. İşte o tür ırklar da kaçıyor sürekli. Yedi! Kokun üstünde! Hey hey dostum, lemurgazlar, biz niye trafik kontrolü yapmıyoruz? Ehliyet ruhsat göreyim kurban. Ah, müdürüm, gene neyin peşindesin Allah aşkına ya? Baba ya, tatbikat dediğin bu muydu? İncin galiba bizimle iletişim kurmaya çalışıyor. Allah'ın varsa tutukla beni. Ben seni tutuksuz yargılayacağım Mestan. Devam edin. Akşam okulda görüşürüz babacığım. Tamam dövdüm ama sorun bakalım niye dövdüm? Açıklayabilir mi amirim? Karakolda izah edersin. Ya vallahi bir yanlış anlaşılma var. Adam karıyı dövüyor sandım. Ya yoksa niye dalayım ben mağdur kişiye ya? Murat adamcağız ölmesin. İkinizi mahkemeye vereceğim. Sürüm sürüm süründüreceğim. Çatlak arkadaş ya. Çatlak. Hadi yürüyün. Dur. Abacı 200 bekleri. Dur indir beni. Geldik. Oh. Aa, ay kız bir tur daha atsaydık iyiydi böyle. Haşmet'im duyduğuma göre bir tane kızın varmış. Allah bağışlasın. Allah bana bağışlasın babacığım, bana bağışlasın. Sus lan Mestan. Senin yüzünden enseleniyorduk zaten. Ben o kız için enselenmeye razıyım babacığım. Oğlum abuk subuk konuşma lan. Bak şimdi diş macunu gibi sıkıvereceğim seni. Bana ne ya, bana ne, bana ne, bana ne? Ya o kızı bana alırsın ya da beni kısırlaştır gitsin babacığım. Aa Mestan'ım madem öyle diyorsun, tamam canım. Haşmet'im, Allah'ın emri peygamberin kavliyle senin kızı benim oğlana istiyorum. Bak, bak nasıl sevindi görüyor musun? Oley! Hadi Allah tamamını erdirsin. Pazara gidelim, bir gelin alalım. Pazara gidip bir gelin alalım, ne yapalım? Çattırı çıttırı, çattırı çıttırı. Kinyas kaçıyormuş Mümrü Bey. Kinyas mı? Ölü kinyas mı? Evet, hapisten yeni çıkmış maalesef. Çok kötü, çok. Çok kötü. Öyle demek istemedim. Yani şunu demek istiyorum. Devlet bu konuda her türlü şeyi tedbiri almıştır. Mutlaka ve mutlaka yakalayacaklardır. Belki de bulmuşlardır bile kaçıranları. Merak etme. Açalım bir televizyondan seyredelim. Olur mu canım benim? Polisin İstanbul'da 765 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği baskınlarda kaçırılan polis akademisi görevlisi Haşmet Çakır'ın izine maalesef rastlanamadı sayın seyirciler. Mestan, şimdi kayınpederinin cenazesinden sonra sen hanımınla bir balayına gidersin. Maldivlere falan ha. Mardivler mi? Allah! Ben hemen orada çoluk çoluğa bile karışırım babacığım. Ne oldu Haşmet? Çok mu sevindin torunların olacak diye? Sevdin mi damadını? Bak bu çocuk senin yüzünden bu hale geldi. Eğer sen beni yakalamamış olsaydın ömrümün yarısını Kodestler'de geçirmemiş olacaktım. Dolayısıyla bu Denyo'ya da düzgün bir babalık yapacaktım. Ama şimdi ne oldu? Bu Huyarto senin damadın oldu. Kamil beni de yakmış, kendi kızını da yakacaktın babacığım. Ne diyor bu? Aç bakayım şunun sesini. Yavaş! Yavaş! Ay affedersiniz kayın babacığım. Kinyas, kızımın kılına zarar gelirse bu sefer seni hapse tıkmam, hapsi sana tıkarım. Ne biçim konuşuyorsun çoluk çocuğun yanında? Terbiyesiz herif. Al bak bakalım, beğendin mi düğün davetiyenizi? Kızımız İncik'le oğlumuz Mestan'ın nikah töreninde keşkem siz de aramızda olsaydı. Babası Kinyas ve babası Haşmet Adisi. Seni var ya, seni var ya, bu sefer seni elimden kapa şunu, kimse kurtaramayacak. Kapa şunun ağzını, parazit Kinyas yapıyor. Kapa! Adam bizimle alay ediyor. Uf ya, yaz izi de çok çekinmiş.
Ne zaman geldi bu? Az önce müdürüm. İnci nerede İnci? Arkadaşlarıyla beraber diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar nerede? Kaçtılar bence. Yatakhanede yoklar. Uf ya, yaz izi çok çirkin. Çok. Gel kız gel gel gel. Çabuk çabuk gel. Vay çakallar vay. Demek firar ha? Firar değil. Gizli operasyon. Ne? Gizli görev mi? Yemin et. Allah seni belacını versin ki doğru söylüyorum şopar. Amin. Ne gizli göreviymiş bu? Bak, Haşmet Bey kimi kaçırdığını ve nerede tutulduğunu öğrendik. O yüzden gidip onu kurtaracağız, kahraman olacağız. Ya ben de geleceğim o zaman ya, ben de kahraman olacağım. Yok, sen gelme. Yeterince kahraman var elimizde. Başka bir zaman geliriz. Çok da merak etme zaten. Bir dahaki sefere bu sefer sen kahraman olursun. Tamam gidin ya. Sizin kahramanlarınıza mı ihtiyacım var benim? Pislik herifler. Ben kendi kendime de kahraman olurum. Düğüne Devriye halamları da çağıralım mı babacığım? Çağır tabii. O kim lan? Devriye yengemin eltisi yok mu? Oğlum sen bu acayip akraba isimlerini nereden buluyorsun lan? Soy ağacımızı çıkarttırmıştım da bir ara. Hadi ben gidiyorum. Bana bak, bu kaçmaya çalışırsa kafasına sert bir cisimle vur, tamam mı? Aa, nereye gidiyorsun ki babacığım? Lan senin nişanlını almaya gidiyorum, öküz. Ay! Dişisin! Aç bakayım şunun ağzını, ne diyor? Aa, yavaş dedik, ay yavaş! Ya seninle bir anlaşma yapalım. Yapalım. Eğer kızıma dokunmazsan, ben de buradan çıkınca senin kafanı gözünü patlatmam. Değiştir. Tamam. Kızıma dokunma. Ben de senin kulun kölen olayım. Çık biraz daha çık. Tamam. Kızıma dokunma. Ben de karşılığında senin yiyeyim. Yuh. Harbiden yer misin lan? Yerim. Ama bununkini yemem. Allah cezanı versin. Sapık herif. Ne olmadı bununkini de yerim. Yersen yeme. Babacığım bu iyiliğinizi unutmayacağım. Dileyin benden ne dilerseniz. Okulu bitirmeden eve dönme yeter. Hala okulcu ya. Korkutup kaçırabiliriz demek istedim. Önce direkt alalım. Önce kulübe yıkalım bence. Arkadaşlar bence önce sakin olup bir plan yapalım. Eğer planlı davranmazsak babama zarar verebilir. Aynen. Ya müsaade edin. Ben bu işi kendi yöntemlerimle halledeyim. Yeter! Anam! Hızlanırım ha! Abi bir durun, bir durun. Önce bir silahsız yöntemcik deneyelim. Bana güvenin. Ne de olsa Kodes'te tanırım ben bu kerkelezi. Kızıma dokunma. Bak karşılığında haftada iki gün evine temizliğe gelirim. Ah artı ütü de yaparım. İyice saçmaladığının farkındasın değil mi Haşmet? Ne yapayım? Benim başka kızım yok. Ne yapayım? Benim de başka oğlum yok. Bir tek bu salak var. Ona bakarsanız benim hem kızım yok hem de oğlum yok. Ama yakında olacak inşallah. Ne olur, ne olur kızıma dokunma. Ben dokunmayacağım zaten. Bu salak dokunacak. Evet, neyse. Seçimini yap bakalım. Taş mı? Makas mı? Kağıt mı? Kağıt tabii ki ahmak. Aferin, çok iyi bir seçim. Çünkü kağıt taşı sarar. Hem iz de bırakmaz. Bak Mestan, eğer ben yokken kayınbaban ayılırsa bak böyle bayıltacaksın, tamam mı? Bak. Şşş! Sesini çıkarma. Kafatasını ezerim seni. Al şunu. Ağzını bantla. Kimsin lan? Abi, Kingas abi. Benim, Michael. Hatırladın? Kodes'ten. Michael. Hoş geldin lan.
Senin ne işin var burada? Abi geçiyorduk uğradık yani hep sana ufak bir sürpriz cihazım var burada. Kapıyı açarsan hediye paketi eve vereyim. Mantığını biliyorsundur Michael. Abi canım hediye sat. Oh, kimleri görüyorum? Dımtıs dımtıs bütün eller havaya. Abi senin bu beton aşbetin kaçırdığını herkes duydu, herkes onu konuşuyor. Eline sağlık, helal olsun. İntikamın da bizim de tuzumuz olsun diye sana aşbetin öz be öz kızını getirdim. Senindir. Tipi tipi kullan bu gacıyı. Aferin lan Michael. Bu kıyağını unutmayacağım. Geç kız içeri. Aa, ne kıyağı? Ayıp ettin abicim. Biz az mı senin kıyağını gördük mafisane damlarında? Sayende az mı orada yaşadık biz ya? Yani. Al bakalım. İnanmıyorum. Şok şok şok. Ya bak. Aslan, şüş. Hepsini yeme de yarına da kalsın. Ya! Oğlum ne yaptın sen? Abi vallahi bilerek olmadı ya. Adam kapıyı çat diye suratıma kapattı. Ne yapayım ya? Bak, ben o kızını çok seviyorum. Çabuk temizle. Tamam. Herkes bir sakin olsun. Düşünmem lazım. Bir dakika. Buldum. Fikrim geldi. Sen gel benimle, gel. Fikrim geldi. Gel, çözeceğim bu işi, gel. Ya gel, uzatma, gel. Gel. Kapıyı açacak, aynen dalacağız. Gene sen kimsin ulan? Abi, Kilyas abi, yine benim. Michael. Gene mi sen lan? Abi, bu Aşbet denen o adamın böyle bir oğlu varmış, oğlu. Aha bu uzun, zaten zopa gibi böyle sırtıma bunu aldığım gibi getirdim. Hani belki ilgilenirsin diye be ya. Öyle mi? Maşallah. Gel oğlum, gel canım. Geç bakayım, geç otur şöyle. Mestan, bak bir de senin kayınçom varmış da haberimiz yokmuş be. Aa, daha önce hiç kayınçom olmamıştı. Hadi, bağla bakayım onu da. Fazla duygusal bağ kurma da bu saatten sonra kayınço beslemek zorunda kalmayalım. Aç bakayım şunun ağzını, ne diyor? Allah belanı versin Kinyas. Gerçek oğlumu bulmuşsun. İstiyorsan onu öldürebilirsin. Gerçek oğlumu öldürebilirsin. Ama kıza dokunma. Kız benim kızım değil. Allah belanı versin, benim kızım değil. Elanemin kızı. Ona bir şey olmasın be abi. Bu saatten sonra abi mi olduk lan? Ha? Ağlayınca da bir güzelleşiyorsun ki Haşmet. Yazık, günah ya. Hay be, telef oldu çocuklar. Ya, dur. Panik yapmayın, dur. Şimdi ben bulacağım bir çarecik, dur. Sen artık çaregecik mangecik bulma be Michael. Aynen ya, karışmayın. Ben kendi yöntemlerimle halledeceğim artık bu işi. Manyak karı. Üf, tut. Anam! Bunlar gene şifreli konuşmaya başladı babacığım. Bırak konuşsunlar. Bu saatten sonra şifre mifre kurtarmaz onları zaten. Al bakayım şu kazmayı. Kayınbabanla kayınçona ferah geniş bir mezar kaz bakayım. Ben de sizin. Pazara gidelim. Bir gelin alalım. Pazara gidelim. La 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 la. Selam. Ha? Aleyküm. Ha. Merhaba. Ben ormanda çilek toplarken yolumu kaybettim de. Maslak yoluna nasıl çıkabilirim acaba? Çilek mi? Evet. Bu arada ben Bebiş. Kırmızı başlıklı Bebiş. Tanıştığımıza memnun oldum. Bebiş. Ne güzel isimmiş. Evet Bebişim. Ben bir Bebişim. Peki senin ismin ne? Ha, Mestan'dı galiba. Gerçekten mi? En sevdiğim isim. Vallahi mı? Evet. Özellikle kedilerde. Hadi vur. Vurayım mı? Ses yapmadan. Hadi vur. Emin misin? Aa, hadi ama içim katıldı. Peki madem bu kadar ısrar ediyorsun, nereye vurayım? Direkt kafaya, çak gitsin. Hey Allah ya, ne kadar değişik sapık insanlar var. Elma yer misin canım? Haşmet'im, önce seni doğrayayım ben. Hak geçmesin. Ne de olsa sen önce geldin. Oğlanı sonra doğrarım.
Güzel. Kızım sen istersen bakma. Hı? Babanı bu halde görmek istemezsin. He? Evet Haşmet'im. İntikam saati geldi çattı. Hazır mısın? Bayıldı korkak herif. Neyse canım. Hı-hı. Ben önce seni doğrayayım. Mestan sen misin oğlum? Mezarları kazdın mı oğlum? Yoksa küreyi mi unuttun burada? Ha yani salağım diyorsun. Oğlum konuşsana lan benimle. Dalga mı geçiyorsun? Ulan şu iş bitsin Mestan. Seni sıfırdan döve döve eğiteceğim lan. Lan! Lan! Öpüşmeyin lan! Öpüşmeyin kardeşsiniz siz! Bunu... Ay, koray! Sakın lan! Hakkı Bey, olayın bir de iyi tarafından baksanız. Ne gibi efendim? Mesela kaşınmak için ideal bir alet. Kaşınmak için mi? Evet. Ucuna yem taksanız balık bile yakalarsınız bununla. Balık mı? Bakın şimdi benim arkamdan tekrar edin. Kancalarımı seviyorum. Madem ki çok sevdiniz, sıkayım iki tane topuğunuza, size ayaklarınıza taktırın Güzin Hanım. Sıkayım mı? Aferin. Hep bu hilkatın yanında duracaksın. Tipsiz nerede? Bilmem. Ayrıldık biz. İyi olmuş. Sevindim. Üzülme. Geçer. Gençlikte hep böyle olur. Güzel. Ne anlatacağım? Burada da aldım. Dünyamda bu yere kadar aynı. Nasıl yürüyorsunuz lan bunlarla siz? Ya alışınca çok kolay aslında. Ben koşuyorum bile. Düşüyorum lan bebiş. Ay düş. Lan düşmezsin. Ya şekerim bak. İleriye bak tamam mı? Şey gibi düşün ya. Bisiklet sürer gibi. Ay! Ne oluyor lan? O burada. O burada. Kim o burada? Kızım şu tanıtım filmindeki yakışıklı çocuk yok mu? Allah'ım çok yakışıklı. Hemen tanışmam lazım. Ulan bebiş. Beni burada bırakıp gitme. Tamam hemen döneceğim bekle beni. Gözünü seveyim bebiş. Ne bakıyorsun lan ne bakıyorsun? Ha? Allah. Kete. Abba. Oğlum bir el at Pelin abine ya. Yürüyemiyorum. El atayım ha. Kete. Allah. Vah vah vah. Kız Gullacığım gözlerim yollarda kaldı. Nerede kaldınız siz? Vah vah. Ben düşündüm, taşındım. Zorlan güzellik olmuyor. Gıyabında seni boşadım. Barzo Aga'nın oğlu Keko ile evlendim. Keko mu? Batmaz Holding'in CEO'su gibi maşallah. Hadi hadi bizi tebrik et. Valla boğamgilleri söylerim ha. De git akıl hastası ağa kızı. Peluş! Yettim canım geliyorum. Höst! Bakmayın lan ayıptır. Hiç bir bacak görmedim. Değerli misafirler, sevgili öğrenciler. Acısıyla, tatlısıyla... Bir sezonun daha sonuna geldik. Şunu samimiyetle ifade etmek isterim ki bu sene her yönüyle mükemmel bir sezon geçirdik. Mestan. Mestan. Oğlum Mestan. Aa, babacığım geldim hadi kaçalım artık yakalanacağız şimdi. Tamam lan kaçarsın. Önce bir iş halledeceğiz. Telefonunu ver bana. Ne yapacaksın ki telefonu ya? Öz selfie çekeceğiz. Evet. Ulan babacığım hiçbir trendten ne geri kalmıyorsun be. Ulan sen bana ulan mı dedin? Peynir de şimdi. Peynir. İngilizce peynir. İngilizce peynir. Salak. Evet, hazır ol. Gerek teorik dersler olsun, gerekse uygulamada... Affedersiniz, bakmam gerekiyor çünkü acil görevle ilgili bir mesaj olabilir.
Ama. Nerede kalmıştık? Gerek teorik dersler olsun, gerekse uygulamada. Bu en ideal polis adaylarımızı falan filan. Şimdi bu bağlamda falan filan yol kat ettik. Yani yeni mezunlarımıza Allah belanı versin. Allah belanı versin Kiyaz Bey. Sevgili konuklar, kaçın sevgili konuklar. Yatın sevgili konuklar. Kaçın konuklar. Allah'ım ne yapacağım ben? Bari bir iki gün burada saklansam belki beni bulamaz. Buldu bile. Buldu bile. Tamam. Tamam, itiraf ediyorum. Seni tutuklamam büyük bir hataydı. İtiraf ediyorum. Lütfen. Lütfen. Lütfen beni bağışla. Aman Allah'ım. Hikmet Bey. Aa, Suzan Hanım. Ne işiniz var burada? Ben de spor yapacaktım da aletleri... Kapa çeneni. Anlamadım. Hayatımda senin kadar güzel kaçan bir erkek tanımadım. Ne? Ne değil zurna. Çıkar şu tümlükleri. Burada mı yapacağız? Ben hep burada yaparım. Hadi, soyun. Dövüş benimle. Seni bekler kelepçeleri tak, hapishanem bak, önce düşün sen sonra bir şey yap.